Evet değerli izleyenler, hafta sonu yorumlarımız Baldırma Manşet'te devam ediyor. Alt liglerden sonra sıra geldi Bal Ligi'ne. Bal Ligi 9 grupta, evet hocam, Kütahya Spor artık şampiyonluğunu ilan etti. Biz Bal Ligi 9 grupta bu haftanın toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Evet, 9. 21. hafta sonunda, daha doğrusu Kütahya Spor oynadı 21. hafta sonunda. Kütahya Spor şampiyon takım olarak alkışlıyoruz. Bilecik Özel İdare'ye gol olup yağdılar. 9-1. Seyircilerden nefis bir maç seyrettirdiler. Ve şampiyonluk sevincini Kütahya Spor'a ve seyircilerine tattırmış oldular. Bundan sonra sürpriz olarak acı bir sonuç geldi Burhaniye'den. Soma Spor iddiası olmamasına rağmen gitti Burhaniye'yi deplasmanda devirdi. Burhaniye'nin ligde kalma ümitlerini adeta söndürdü. Soma Spor için formalite maçıydı. Evet. Burhaniye 0, Soma 1 maçı sonucu. Gönen verdiği ne kadar sevindirdiyse de tabii Burhaniyelileri o kadar da üzdü. Çiğli Torba, ikinci yarı tırmanışa geçen Çiğli Torbalı'ya acımadı. Tam torbasını 4 golle doldurdu. İzmir takımları arasında müthiş bir yarışma var. Biraz sonra ona geleceğim. Yeşilova oynamadan Kumaş Spor hükmen galiba 3-0 ile geçti. Erdek deplasmanda Dunupa Üniversitesi'ne 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Gönen'le aradaki puan farkını 4'e indirdi. Bitime 3 hafta kala. Gönen Belediye maç yapmadan haftayı baş takım olarak dinlenerek geçirdi. Bir başka sürpriz sonuç Kocaçeşme'den geldi. Horozköy Kocaçeşme'yi deplasmanda horozlandı ve maçı 1-0 kazanarak Kocaçeşme'ye mesaj çekti. Ben düşmeyeceğim, sen düşeceksin dedi. İki Manisa takım arasında evet, müthiş bir çekişme evet, sürüyor. Her ilin kendi içinde de ayrı mücadelelere devam ediyor. O zaman hocam 22. haftada 9. grupta düşme hattı ne diyor? Düşme hattı çok karışık. Yani Kütahya düşme hattında zaten derken Bilecik Özel İdare Kumaş onlar düştü de. Evet. Düşme hattından ziyade bölgesel, her ilin kendi bölgesel sıralamaya bakalım. Bölgesel sıralamaya. Evet. Her maç önemli son 3 haftada. Örneğin Manisa bölgesinde Soma ligde garantili birinci sırayı paylaştı. Evet. Kendi takımları. Ama Kocaçeşme ve Horozköy arasında müthiş bir çekişme var. Kocaçeşme'nin 20, Horozköy'ün 19. Kocaçeşme Erdek'e gelecek, puan için gelecek. Erdek deplasmanda. Evet. İçeride Torbalı'yla oynayacak, sonra Gönen'e gelecek. Bölgemize gelecek. Mutlaka puan ya da puanlar çıkarmak zorunda. Kocaçeşme açısından bu maçlar büyük önem taşıyor. Horozköy kendi evinde Kütahya Spor'la oynayacak. Bakın Kütahya Spor şampiyon oldu. Kütahya Spor esas kadrosuyla çıkarsa bu maçı rahat kazanır. Ama genç oyuncularına yer verirse Horozköy Kütahya Spor'a da diktelebilir. Nasıl? Niye böyle bir şey yapsın hocam? Şampiyon oluyor adam. Kütahya şampiyon oldu. Horozköy açısından önemli maç. Horozköy'ü mü düşünecek? Düşünmez de gençlere şans verebilir. Olasılıklar üzerine duruyorum. Yeşilova deplasmanı var Horozköy'ün. Çok zor bir deplasman. İçeride Burhaniye ile oynayacak. Son maçlar biraz daha kolay. Neden? Çünkü takımların kaderi belli olmuş olacak. Bakın Kocaçeşme mi Horozköy mü düşecek daha belli değil. Arada sadece bir puan var. İzmir bölgesinin takımlarında da büyük bir çekişme var. 43 puanlı Çiğli, 41 puanlı Torbalı, 41 puanlı Yeşilova. En rahat Yeşilova. 40 puanı 48'e çıkarabilir. Bilecik'le Horozköy'le oynuyor. Erdek deplasmanına geliyor. Bakın Erdek son hafta oynayacağı. Erdek deplasmanı, Yeşilova-Erdek maçı Yeşilova açısından çok çok önem taşıyor. Çünkü İzmir takımlarının arasında müthiş bir rekabet var. Kim düşecek, kim playoff'a kalacak, kim ligde kalacak? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Torbalı bir maç fazlalığı var. Gönen Belediye de deplasmanda oynayacak. Yine düzeltiyorum. Torbalı Dumlupınar Üniversitesi'nde içeride oynayacak. Daha sonra Kütahya Spor. Yani çok değişik maç. Yani Çiğli Belediye mi, Torbalı mı, Yeşilova mı düşer? İzmir takımları hakkında fazla bir şey söyleyemiyorum sevgili Zeki. Evet. Biz esas kendi grubumuza gelelim. Balıkesir'e Erdek Spor 35 puanla en üst sırada. Gönen Belediye 31 puanı var. Burhaniye'nin 23 puanı var. Burhaniye'nin maçları zayıf olsa da bu saatten sonra bu farkı Erdek'e yakalaması mümkün değil. Gönen'i de yakalayamaz diye düşünüyorum. Burhaniye Belediye 3 hafta kala, yani büyük bir ihtimalle artmadı şansı olsa da lige havlu attı diye değerlendirebilirim. Erdek Spor'un maçları 2 içeride 1 dışarıda. Kocaçeşme ile içeride, Yeşilova ile içeride. Bu maçlar Kocaçeşme ve Yeşilova açısından büyük önem taşıyor. Ve Kütahya deplasmana gidecek Erdek Spor. Erdek Spor'un maçları da kolay değil. Neden? Gönen Belediye'ye yakalanmamak için. Gönen Belediye Çiğli ile ve Kocaçeşme ile içeride oynayacak. Dumlupınar'a girecek. Gönen Belediye en rahat maçı Dumlupınar deplasmanı olacak.
Çünkü Çiğli'de, Kocaçeşme'de hedefleri olan takımlar. Bakalım, ben de merak ediyorum. Pardon. Erdek Spor'un ve Gönen Belediye'nin ligde kalacağını, Burali'nin düşeceğini düşünüyorum sonuç haftaya kala. Fakat Erdek Spor'un Gönen Belediye'ye yakalanacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Gönen Belediye'nin de maçları zor, Erdek Spor'un da maçları zor. Yani Balıkesir'de Burali'ye garantiledi. Diğerleri altta üstü de olsa playoff şansı var. Ama kimse playoff oynamak istiyor. Eğer Gönen Erdek'i geçerse ikinci yarı futbolunu alkışlamak lazım. Biliyorsun evet. Gönen Belediye'de ligin ikinci yarısında büyük bir yükseliş var. Evet. Ya bu bakımdan yeşil beyazları tebrik etmek lazım. Evet hocam. Nerede kaldık? Gelecek haftanın maçlarına evet. Değinerek bunu kapatalım. Sevgili Zeki, lider Kütahya Spor Horozköy deplasmanına gidiyor. Kütahya şampiyon oldu. Horozköy'ün de puana şiddetle ihtiyacı var. Normal kağıt üzerinde Kütahya Horozköy'ü yenebilir. Evet. Ama Kütahya'nın sahaya süreceği takım bu maçın sonucunu etkileyebilir. Horozköy ne yapıyor? Puan, en az bir puan almak isteyecektir bu karşılaşmadan. Soma Spor maç yapmadan haftayı bay takım olarak geçirecek. Gönen'de çok iyi bir maç var. Çiğli Belediye. Gönen Çiğli Belediye İzmir takımları arasında yarışıyor. Gönen Belediye Erdek Spor'u yakalamak istiyor. Beraberlik kokan bir karşılaşma. Gönen kazanırsa Gönen adına çok iyi olur diye düşünüyorum. Torbalı Dumlupınar Üniversitesi Banko Torbalı diyorum. Erdek Spor Kocaçeşme. Kocaçeşme'de Orasköy'le yarıştığı için çok kritik bir karşılaşma. Erdek Spor Kocaçeşme'yi yenerek Gönen'den uzaklaşmak isteyecek bu karşılaşmada. Kocaçeşme'de Erdek'e puan ya da puanlar için gelecek. Seyre değer bir karşılaşma diyor. Bu hafta hem Gönen'de evet. Hem Erdek'te çok kaliteli maçlar var. 4 takımında puan beklentisi var. Burani oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak ve puanını 26'ya çıkaracak. Bilecik Özel İdare Yeşilova maçında da Yeşilova'nın deplasmanda rahat kazanacağını düşünüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle biz Ballı 9. grup yorumumuzda noktaladık. Diğer yorumumuzda görüşmek üzere.